Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir klavye mouse'la bir oyun deneyimlerini çekekledik. Arkadaşlar ürün firmasını vermeyeceğim çünkü birkaç tane daha cihaza bu oyun videolarını çekeceğiz. Konu başlığı şey olacak zaten, klavye mouse'la oyun deneyimleri diye. Yusuf kardeşimiz zaten parmak oyuncusuydu. Bu biraz değişik oldu. Parmak Yusuf kardeşimiz zaten oyunları parmakla oynuyordu. Abi dedi, bir de ben de klavye mouse oynayabilir miyim dedi. Gel oyna dedim. Oyunu klavye mouse oynayacak. Ben de buradan onu biraz teşvik etmeye çalışacağım. Yani. PUBG ile başlayacağız. Hatta oyunu biraz daha zorlaştıracağım ona. Biraz daha dikkatini dağıtmaya çalışacağım. İlk oyunlardan bir tanesi PUBG Mobile olacak. Ondan sonra bir 7-8 tane de oyunumuz var. Sözü fazla uzatmadan direkt PUBG Mobile ile başlayalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yani CSGO oyuncusu genelde biraz klavye düzenini ona göre ayarlamaya çalıştık. Yani arkadaşlar oyun şeyinden çok oynayışından çok oyun akıcılığına falan bakmaya çalışın. Kendisi ne kadar iyi oynayacak ben de merak ediyorum şu an. Evet, bacaklara bacaklara. İyi. Çok iyi. Bence de çok iyi çünkü ben arkadan vuruyorlar sana. Arkadan değil, karşıdan vurdu bence. Ama şimdi şey, bunu bak böyle sağ sol yaparken acayip, yani acayip bir şekilde sıkıntı yaşıyorum. Ya şey, yani normal ilk defa oynadığın için belki biraz zor gelebilir. Bir de bilgisayara göre çok farklı. Ya arada emülatör arasında baya bir fark var. Ama üzer yanlarından bir tanesi işte karşındaki kişi parmak mobile öncüsü. Yani bir nevi emülatöre geçiyorum. Buradan ama sınıf da olarak yine mobilcilerin yanındasın. Peki bizi daha ne tür hareketlere bekliyor? Abi sen ne diyorsun ya? Abi de öyle vurabilirsin. Bak o da yapmaya çalıştı senin gibi ama yapamadı. Ama üf, var ya. Üf. Arkadaşlar. Ah onu da alsaydın harbi efsane olacaktı ya. Güzel hayatta ama işte. Ama şu an kilin yarısı sende bu arada, onu da söyleyeyim sana. Oyunu şu an sen çeviriyorsun. Ben olmasam bu takım hiç mikrofonu açalım. Bir dakika ses açayım ben sana. Aynen abi, ses yok. Ben ses yok. Sessiz adam ses kasamıyor ya. Sen CSGO'yu nasıl oynuyorsun böyle? Abi kulaklık. Kulaklık mı? Peki takım da konuşuyordur o sırada. İrtibat önemli. İrtibat önemli tabii. Şimdi sen sağ sensin, ben soldan deyince ben diyemedim. Siz anladınız. Ya şimdi bak adamın taktiğini gördün mü? Sağ sol yapıyor. Bir de o, yani benim daha hızlı olmam lazım çünkü elim alışkın değil. Evet. Şimdi o adam bak tam karşında. Ya sen beleşi seversin ama bak ben sana onu söyleyeyim. Ona söyle. Şimdi beleşe olmak adetimiz. Evet ya, şimdi izleyici olmak da güzel arkadaşlar, biliyorsunuz genelde bütün videoları ben çekiyordum. Bir de izleyici olarak bu sefer katılacağım. Ama iyi gidiyor. Bence iyi. Ama karşımdakiler bot. Biraz zorlar düşünelim. Bir de şey arkadaşlar, karşı tarafa da acıyor yani, onu söyleyeyim. Yani melmi atarken bismillah deyip atıyoruz. Besmele'yi unutmayalım. Bu arada dikiz ve ateş girmiyor devreye. Onu ayarlardan açarız biraz sonra. Hadi az kaldı, iki mermi ya. İki mermi daha seyredin. Sakla oğlum, sen niye açıktasın? Ben sana böyle mi öğrettim? Koçum. DPS'i güzel on. Bak şuradan. Adamların bacaklarına iyisi kesin ama. Yani şunu söyleyeyim, cidden şu an oyun sende yani. Şu an bayağı iyisin, bir 3-4 kile daha alsan zaten MP'lisin. Abi dürbünü açmasaydın belki alırdın onu. Belki. Belki yani. Ama adam mezarcı bak. Mezarcı mı? Tabi ya. Bu arada mezarcıya da selamlar olsun. Aynen öyle. O ismi taşımak bile önemli ya, ben sana söylüyorum. Gerçekten o ismi öyle kullanıyorsan. Şimdi o ismin hakkını da vermek lazım. Aynen. Şimdi Abidin abi de öyle. Tanıyorsunuz belki, bilmiyorum ama. Benim kanalımdasın.
Hayır, hayır koçum ben arkadaşım sen. Göster göster bir daha. Özür dilerim. Şimdi 4 herhalde bomba. Aynen. Kendini atmıyorsun bunları. Yok. Kanki arkadaşların öldü ama. Ama sen oyunu aldılar zaten. Ama bak şimdi 10 kill almışsın zaten. O 6'yı yeter. 3'e bölsek zaten o 5 civarı bir şey yapıyor. Şimdi karşı tarafta düşünmek gerekirse adamlar maşallah bizde komboyu kralını çekti. Şimdi bak M200'ü değiştirmeye çalış sen. Evet. Çevirir misin sen bu maçı? Abi sen son kill. Şaka yapıyorsun. Son kill ya. Bak. Bir de son kill ölmek de var şimdi kaderimizde. Şimdi bu cihazın cihaz ismi vermeye gerek yok. Klavye mouse sistemini deneyimi nasıldı? Sana bir şey diyeyim, çok zor. Zor. Evet. Benim için zor ama bak gerçekten benim için zor. Çünkü bir mobile oyuncuya karşı bir yani gerçekten mobile'ın mouse'la klavyeyi şey yapması çok çok böyle odaklanıcı bir şey, böyle değişik bir şey geliyor böyle insana. Ya illaki çünkü biraz alışkanlık süreci var. Bu tür cihazları alanlara biz söylüyoruz. Kendinize minimum bir 3-4 gün alışma süreci verin diye. Çünkü klavye parmakla bile oynadığınızda inanın bir haftalık belki alışma süreciniz var. Bu cihazda minimum bir 3-4 gün alışkanlık yapmanız lazım. Diğer oyuna geçelim mi? Benimki 15 dakika sürdü bir de arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Eğitim sahasına girer girmez Abidin abimiz hemen arenaya geçecek dedi. Hadi o zaman ne yapalım? Call of Duty'ye geçelim mi? Olur aslında. Çünkü Call of Duty için bana yorumlarda yazan çok vardı. Hadi Call of Duty'ye geçelim. Geçek. Aynen abi. Call of Duty'ye geçelim. Yani ben Call of Duty hiç hayatımda oynamadım ama Yusuf. Ben de hiç oynamadım. Yani nasıl bir şey diyor ben de bilmiyorum. Belki botlara karşı da oynayabilirsin. Ne? Yok bot değilmiş. Ama sen de bir botsun. Ben de bir botum. Bir de bununla birlikte botum botuyum. Evet. Şimdi. Bunda zaten dikkat yaşıyor. Ama akıcılık nasıl? 10 numara. Grafik grafik. Yani PUBG'den grafiği daha iyi şu an yani. Bir de arkadaş herhalde ayağı sakat. Zıplamayı biliyor. Bizim arkadaşmış o. Oyunu çevirir misin? Ben mi? Helal sana. Canın yok ama dikkat et. Dürbün açma. Bence dürbün açma orada. Can dostum, can dostum. Acele etme ya bu şeyciler ya CSGO'cular ne bu kadar hızlı? Şu an bir de oyuna acayip adaptayım ha. Öyle böyle değil. Öyle. Kelle mi geldi? Ama sıkıntı ne senin orada biliyor musun? Dürbünü açma. Dürbünü açma. Alışkanlık o. Gerçekten alışkanlık. Direkt solla bir şey yapamıyorsun yani böyle. Sıkmaya böyle korkuyorsun ya. Çok dürbün meraklısın, uzaktan oynayacaksın. Sağa yöneliyorsun direkt ya. Direkt sağ. Evet. Hala dürbünü açıyor adam. Adam yanında diğer tarafta. Kanka özür dilerim. Dur gelme. Evet. Biri de içerideydi. Evet. Arkada. Bence sen bu oyunu çevirirsin ya. Ben çeviririm. Kendime güveniyorum o konuda. Özgüvenim yüksektir. Bir mermi ya. Arada şey... Arada bıçak da lazım aynen, aslında. Bıçağı ben ikiye koydum. Canın yok ama. Canın yok dedi valleyi vuruyor ya. Meslek sırrı aslında da. Ama şurada dürbün açmasan keşke adamın... O değil de. Aynen kanki dur dur bekle şarjörü değiştirip geleceğim. Bak 3'e bir baksana. Roket moket bir şeyler var. Şöyle sakin bir yere geçip roket atsana. Evet. Şimdi 3'e basalım bir. Adamlar dibinde değil. Şimdi... Vay. Adamların beysindeyiz bir de yani ha. O evet. Kadar ki... O bıçak da geldi. Şimdi bıçak da geldi. Bıçak. O ara boşlukta onu nasıl yaptım ben onu merak ettim. Kendimizi öldürecektik. Arkadaşlar öldürdük. Ama şu an gerçekten çok iyi. Ben bu kadar beklemiyordum senden ya. Bir neydi MPV mi ne diyorlardı? Mevlep. Bir MVP alırız bir ya. Bir alırız ya herhalde. Kankim? Onu başka biri çaldı.
Bıçak fırlatamıyor. Misal PUBG'de artık bir tava daha, da fırlatıyor. Bir daha bir 3'e basana. O roket sistemi değil ya. Bence daha fazla basmayalım. Çünkü bir kişiye bu bombayı harcamak biraz israf oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Adama sikeceksin adama. Ya şöyle Allah'tan karşıdakiler de şey. Şimdi arkadaşlar oyun bitti. Zaten 36'sını ben almıştım herhalde. 36'sını. Evet. Şimdi göreceğiz zaten. Bu benim. Yok bu. Bu ben mi? Sensin. Bu benim. Çünkü MVP bende. Ben pek zannetmiyorum MVP'nin sende olduğunu MVP da. MVP bende. Ona ben inanıyorum. Göreceğim şimdi zaten. Ama gerçekten Call of Duty güzelmiş. Aynen ben de beğendim ya. Ben gerçekten hani, güzelmiş. MVP bizde. Seni tebrik ediyorum ya. Sana bir şey diye etmem lazım benim. Çok babası da yeter. Evde eksik biliyor musun? Ama gerçekten 10 numara bir maçtı. Bir de yani kalite gerçekten önemli. Aynen. Çünkü grafikleri şimdi benim PUBG'yi çok kötüleme gibi anlamayın. Evet. Gerçekten ama PUBG'ye göre akışkanlık konusunda da görüntü grafik konusunda da bir ya numara. Şimdi PUBG'nin de grafiği çok iyi. Mesela iPad'lerde grafik falan yani. Efsane. Ben onu çok iyi biliyorum. Ne yapalım? Diğer tür oyunlara geçelim. Ne oynayacağımızı ben de bilmiyorum. Hangi oyun gelirse onu gerçekten ben hiç bilmiyorum. Çünkü ben şuraya geldim oturdum şu anda. Adapteyim şu anda ama ne oynayacağımı bilmiyorum gerçekten. Aynen. Şimdi biz geçelim ya. Diğer oyuna geçelim. Aynen, geçelim. Daha fazla sıkmadan sizi. Bu oyunun adı neydi bu arada? Jobs bir şey falan dedi ama. Değişik bir şeydi. Aynen. Yani bu da bence güzeldir bu oyunda. Ya, direkt başla bakalım. Biz adını bilmeden oynuyoruz. Ama namını duyduk. Ölüm oyunu. Bence ölüm. 8 dakika diyor. Aynen 8 bayağı dakika. Olmuş ama. Neyse biz hani yine videonun güzel yerlerini atmaya çalışırız. Ölüm oyunu. Eğlenceli yerleri. Ya güzel yerler zaten bizim amacımız sizi eğlendirmek olduğu aynen. için. Evet. Şimdi burada biraz daha. Şimdi Zula'yı büyük ihtimal bu oyunu videonun sonuna koyacağım. Çünkü Zula'da baya bir kötüydü yani. Rezil olduk ya Zula'da. İnşallah Goes hesapla girmişizdir ya. Goes'ti. Goes miydi o? Aynen. Tamam. Adımızı lekelenme. Lekelenmedi o. Aynen. Şimdi bunda yavaş gidiyor. Herhalde oyunun amacı o. Oyunun amacı yavaş gitmiyor. Aynen. Bence bir oyunun çok aksiyonlu abi olması için bence hızlı olması lazım. Hızlı olması lazım ama evet. Ama adamlar nerede? Biz hızlı olamıyoruz. Yani oyuncular bekliyor diyor. Bir dürbün alsana ya sen. Aa dürbün yok orada. Bu arada gerçekten dürbün yok. Herhalde silahta yok çünkü. Of. Aa oyun başladı mı? Ya oyun daha başlamasına 10 saniye olmuş. Biz niye öldük? Bilmiyorum onu bilmiyorum. Ha şimdi yeniden doğuyor. Aynen. Ha. Mantık. Şimdi doğru. Oyun başladı bence. Ha şimdi başladı. Hah. Zaten orada da yazıyor. Şimdi arkadaşlar çatır çutur. Ya Rabbim şükür. Ya Rabbim şükür deyip başlıyoruz. Besmelemizi de çektik. Oo. Güzel. Oo, bir takılma oldu sanki. Aa üstünde. Ama bir şey söyleyeyim mi? Burada çok çabuk ölüyorsun ha. Aynen. Ama sen niye yeniden başladın? Bilmiyorum. Herhalde ben öldüm. Sen mi öldün? Ben ölmedim de ben öldürdüler herhalde beni. Vallahi bilelim de. Kanki selamünaleyküm. Aa, ama bir şey söyleyeyim mi? Burada iki mermiye düşüyorsun ha. İlk vuran kazanıyor orada. Burada misi falan yok arkadaşlar. Burada ilk vuran. Ama şimdi, kimin öldürdüğü de belli değil şu an. Şimdi bir de ben görüyorsunuz ben gerçekten oynatmadan oynuyor. Çok mantıklı. Kaçabiliyor yani. Ama şu joystick'in gıcıklığına baksana ya lan kalkacak. Önümde sağ tarafında. Arada. Boşa sıkıyoruz. Önünde. İlk kilimizi aldık. Tamam öldürünce şeymiş. Uf. Ama sana bir söyleyeyim mi? Çok hızlı bir oyun ya. Beni öldüren oymuş. Şimdi yeniden doğ deyince direkt başlıyor herhalde. Evet. Abi, cidden bilmediğimiz oyunlar. Şimdi ikinci kelimede. Ama kanki sen ne kullanıyorsun bilmiyorum. Ama güzel kullanıyorsun. Onu biliyorum. Ama şimdi adamların hakkı değil mi? Adamlar. Bak
Adamlar kafa. Bayağıdır oynuyor. Ama bak bunu kaçırmayın. Kafa şimdi bak. Kafaya kafa o zaman. Bunda yerden silah alma da var. Evet. 2'ye 2 gelir mi diyecektim. İkili combo da gelmedi ya. Ama oyun çok hızlı ya. İlk oyun... mermiyi atan kazanıyor. Şu an onu anladım ben. Oyun gerçekten çok hızlı. Dürbün açmak yok. En sıkıntısı dürbün. Benim yani biliyorsunuz. Gördünüz zaten dürbüne heyecanımı. Bence dürbün yok diye sen oynayamıyorsun. Bence de çünkü yakın fight oyunu herhalde. Evet ama bu oyun yok o yavaş ya. Ben onu çözemedim. Kelle. Ama şimdi bence adam az kala seni öldürüyordu. Bacaktan başladık ama. Bir boy gösterisi gördü bence orada. Şimdi bir releyek. Relemeden önce bak bunda PUBG'deki gibi sıktığında şey yok. Ne yok? Hani PUBG'de şarjör değiştirirken şimdi herhalde artık yeni güncellemelerde şey var. Tabanca yerleşimi. Yok. Direkt. Mermin varsa eğer direkt yer devam ediyor yani o şarjörle. Bence çok mantıklı bir sistem ya. Çünkü. Ama bu oyunlar da sonradan üretilen oyunlar. Aynen. Bir tane arkadaşımızı gördüm şu an burada. Kanki neredesin? Önünde. Bence yapma. Bunda bıçak da yok arkadaşlar. İzleyenler sövüyordur şu an ben sana. Şimdi sövmeyin. Gerçekten sıkıntılı bir oyun. Evet. Gerçekten yani çok şeyi sıkıntılı. Çok beğendim ya. İlk vuran kazanıyor. Ben onu anladım şu an. İlk vuran kazanıyor. Bir de şey ya. Oyunda hareketler yavaş. Oyunda hareketler yavaş ama mermiler falan öldürmeler çok hızlı. Şimdi bir arkadaşımız buradan gelecek. Evet ama izleyici olmak çok iyiymiş ya. Ben onu söyleyeyim sana şu an. Yukarıda. Tamam. Biri var çok iyi oynuyor ya. Biri var değil abi bence de Edanur, hepsi. Bak Edanur diye biri var. Edanur bacım. Vazgeç benden ya lütfen. Ama arkalamak da var şimdi bunda doğru. Şimdi mantık da kullanmak lazım. Oyun içinde. Mantık drop'a yapışmak şey dolaba yapışmak değil. Drop'a. Drop. Bazıları yeni başlasa bile şu var ya hani böyle. Hani, şeyle ya. Hareketle birlikte kendine. Jiroskop aslında tablette değil de ondaymış gibi. Abi biz nereye geldik bilmiyorum. Aklıma ama şey. Kankim burada bak. Hiç sıkmayacağım. Aa. Bence acısını burada bence sen sistemi anladın ya. Ben anladım. Arkalamak ya. En basit. Abi çok gerçekten ama bak. Öyle. Bak ilk vurdu. İlk vurdu bir de iki tane üst üste geldi. Şimdi. Edanur çok iyi oynuyor ya ben. Abi gördünüz. Misi bunda da var. Yeniden de oynuyor. Misi bunda da önemliymiş. Gerçekten çok uzun sürdü ama kaç leşimiz var? Ya bilmiyorum. Oyun bayağı uzun sürdü ya. Ya leşimiz yok ona eminim. Ama kaç leşimiz var ona emin değilim. Nereye sıktığını biliyor musun? Oradan oraya. Mermi işareti geldi. Ben de oraya sıktım. Ve şu an... O arkasını dönmesi. Çok güzel bir yeme değil miydi ya onu? Aslında haritada... Atış alanlarını gösteriyor. Aa, bak, adamı gösteriyor. Adam geliyor bak bana doğru geliyor. Bir arkamda. Bir arkamda şuraya geçtim. Şuradan geri sıkıyorum. Şuraya geçiyorum. Ha, haritadan bence bence sen anladın mantığı. Ben anladım. Bence. Hiç anlatmaya gerek yok. Ben şu an oyuna direkt pataküte dalıyorum. Ve seni yiyorum. Ondan sonrası yok. Siz görmediniz bunu. Ki seni öldüreceklerini de çalıyorlar. Bak solunda. Arkanda. Abi koş. Allah için koş. Pataküte. Yani adama sıksaydım önce daha mantıklıydı. Ama biraz mermiyi duvarda isabet ettirmek. Aa. Ama şimdi ben senden bir şey fark ettim. Ne abi? Sen kafaya vurmasan öldürmüyorsun. Ben kafaya... Aynen. Bence diğerleri de benim kafaya vuruyor. O yüzden erken ölüyorum. Şimdi burada birisi var herhalde sesini... Aa, bizim arkadaş yemiş onu. Eline sağlık dostum. Buradan geliyorlar. Aynen. Çeviremeyeceksiniz büyük ihtimal. Ama arada pek fark yok. Bence de yok. Sen bence şu klavye mouse'un bir gücünü göster artık ya. Aynen.
Şimdi bak hepsi sol tarafında çatışıyor şu an. Ben şu an hepsini klavye mouse'tan zannediyorum ya. Ben de şu an öyle bir kafa oluştu. Ama şu yani şu da var. Şimdi bu oyunların emülatörü var mı bilmiyorum. Belki klavye mouse'tan kaynaklı emülatörle de karşılaştırabilir. Çünkü adamlar baya bir hızlı ya. Baya bir hızlı. Duvar arkası var. Hile. Hile kesin hile. Hile. Nasıl bir oyundu? Güzeldi. Bu arada bu oyunun ismi ne? Ben bunu merak ettim ya. Neymiş? Kritalops. He, adı üstünde ya. Krital. Bak hareketler, oyun hareketleri bayağı yavaş ama öldürmeler çok hızlı dönüyor. Çok hızlı. Evet. MVP Edanur. Edanur eline koluna sağlık. Edanur bayağı iyi öldürdü seni. Kafamda... Kaç kişi öldürdüğüne bakacaktım ben seni ya. Ben mi? Ben almışım. Abi, 13 ya. Oyunu ya sen çevirmişsin ya. Ben çevirdim çünkü bizim arkadaşımız 43 leş almış. 43 mü? Aynen abi baksana. Mokka. Her Mokka. Zaman içtiğimiz kahve. Aynen. Neyse. Diğer videoya geçelim mi? Bence geçelim. Ben bunu sevmem. Eda Nur seni hiç sevmedim. Bacımsın bu arada. Bacımsın. Hadi arkadaşlar diğer videoya geçelim. Diğer videoya geçelim. Başlayacağım yoksa polis mi çağırayım? Başlayalım. Zula diyorsun. Zula kendini bayağı bir geliştirdi zaten. Biraz yani. Biraz da emülatör buna göre yani. Çukur versiyonu falan da var biliyorsunuz herhalde. Daha çok onda takılmaca bir yani belki bir sefer oynamışımdır. Daha fazla şey yapmayalım. Yani ben hiç hayatımda oynamadım. Hani bunu da yorumlara yazmışlardı. Hatta grupta isteyenler vardı. Onlar için çekiyorum ürünleri. Ama bu... Bence inşallah bugün maç bulacak diyecektim. Maçı bulmadı. Maçı bulmadı. Bir de şey bunlar arkadaşlar. Misafir giriş hesapları. Büyük ihtimal karşıdakilerin çoğunluğu bot olacak ama profesyonel bot. Herhalde o kadar da acemi göndermez. Sana acemi göndermezler büyük ihtimal değil mi? Bana göndermezler ama oyuna gönderirler. Gerçekten yani botlarla karşılaşıyoruz ufak ufak. Şuna şöyle çekeyim de engel olmasın sana. Şimdi herhalde başladı mı? Aynen öldük. Ne ara başladı? Şimdi herhalde biz sonradan girme olduk. Büyük ihtimal. Hatta şöyle biraz da ses vereyim ben. Bu bizim adam mı? Ben onu bu anlamadım. Oyun... Sana bir şey mi? Şimdi İyi bu ki... gerçekten bot değil bunlar. Evet. Şimdi bot bir değil. De bizim takım herhalde önde. 17'ye 7. 17'ye 8 oldu şu an. 18'e şu içerideki takım elbiseli abimiz... Çok iyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor hala bilemedim. Arkamızdan da sıkıyorlar. Canım az, girmek istemiyorum. İyi oynuyor bir de yani takım gerçekten. Bak, o önünde beleş, bence beleş. Onu alırsın. Aldılar. Abi bilmiyorum şimdi, ya şu an hepsi takım elbiseli. Şu an hepsi takım elbiseli. Bir de gerçekten biz botuz. Hani sen... Dedim ya bot gönderecekler. Bence seni bot olarak göndermişler. Ama bir sayımızı aldık. Gerçekten bir sayıyı aldık ya. Tebrik ederim yok. Sen şu an. Şu an ben base'e girmeye çalışacağım. Herhalde recharge'ördü evet. Ve aleyküm selam. Evet Suriyeli bir arkadaşımız var herhalde. Bizim sesimiz gidiyor mu artık? Kendi selamını kendi aldı. Allah razı olsun. Ama biz de selamını aldık. Aldık. Yani. Biz de Müslümanız sonuçta. Yani cümleten Müslümanız. Şimdi bunda kayma yok. Evet. Sen yine aklın PUBG'ye gitti senin. Aynen. Ama Call of Duty de vardı şimdi onu kaçırmayalım. Ben bilmiyorum oyuncu sensin hiç fark etmedim de. Şimdi ama mouse biraz ağır. Sıkıntı yok ya çözeceğiz. Şey, çözeceğiz. Yani... Aynen ya. Ama bilmiyorum. Oo. Bence oyun biter ya. Röpte sen bir kilimle kalırsın. Ben şu an bir kilimle kaldım. Hatta bizimkiler maşallahı var. Abiler hepinize selam. Bu adamlar da şey yani. Harbi oyuncu yani bak. Şimdi hani biz diğer oyunlarda biraz... Bir tane çakal görmedim. Çıktı. Evet kanki gel. Bak yukarıda yukarıda gördüm. Yukarıda. Sen nişan alana. Bomba. Bombaya düşeceksin. Abi sen zirvede bırak ben sana söyleyeyim. Ama bir kill de bir kill bence ya. Hadi alırsın. Ortak yapma şunu ya. Yapma ya. Akif git. Şimdi silah da önemli bu oyunda. Gerçekten silah da önemli. UMP mi diyorlardı bana? Uzun bence UMP değil bu. MP 45 miydi bu? O civarı bir şey. CSGO'cu sensin. Şimdi ama oyun içinde gerçekten oyun dönüyor şu anda.
Ama harbi yani ben karşı tarafın oyunu işini çok beğendim. İyi oynuyorlar ama bizim takım da bayağı iyi oynuyor. Bizim takım iyi oynuyor çünkü gerçekten şu an arada 22'ye 47, yani arada 26 kill fark var herhalde. 25 kill, hatta 25 Diğer kill fark LAN'a var. mi yoksa? Şimdi Bence yeter çünkü video bayağı bir uzun olacak. aynen. Bence fazla uzatmayalım. Bir de Yani daha zaten çok oyun var daha ya. Sen bence bunu da al. Ama ilk A yenilmişiz. Ama maviler. sonuncuyu Ben sonuncuyu aldım. sen Ama şimdi bizi göstermediler be. aldın. Bizi Evet. göstermediler. En iyi. Hak Neyse yani. Ama arkadaş. şimdi sondan birinci olmak da kaderimizde varmış yani. Ya şey hani bir kere öldürüp 7 kere ölmek de yani rezilliğin has safhası ben sana onu Şimdi söyleyeyim. beni buraya gömmeye geldiyseniz ben... Bence Arkadaşlar. burayı terk et. Yorumlarda birleşelim ya. Beni savunun lütfen. Çünkü gerçekten burada çok kötü bir olayın içindeyim ben. 7 kere öldüm ya. Tamam alama ya. Boş Ama ver ya. moralim bozuldu. Tamam. Benim gerçekten... Hatırlat video çekimi bittikten sonra bir intikamını alırız bundan ya. Aynen ben... Zula, bekle beni ya. Ben geleceğim sana çünkü çok kötüydü. Evet, Biz kötüydü. geçelim, diğer oyuna geçelim. Bizim moralimiz şu an sıfıra düştü. Aynen Sıfır sıfır derler ya. Gerçekten öyle. sıfır oldu. Şimdi bir kili de almak bilek yani ha. Öyle kimse alamazdı yani onu. Oyuna çünkü yeni başladık. Bence biz diğerine geçelim. Aynen, biz Daha diğer fazla videoya uzatmayalım. geçelim çünkü Ama konuştukça rezil oluyorsun, ondan çok iyi farkındayım. ama şu Yunus arkadaşımıza çok kıl oldum. Niye? Bilmiyorum, hep beni öldüren oydu. Gerçekten güzel maçtı. Bu da Hadi güzeldi. diğer videoya geçelim o zaman. Aynen. Evet arkadaşlar, cidden ben bayağı bir yoruldum yani. Sen yoruldun mu? Ben şu an Ya gözlerimden uyku akıyor benim. baksana saçımız başımız damar ha. Ah. Şimdi son oyunumuz arkadaşlar, belki videoda başta da görebilirsin, sonda da görebilirsin. Bizim için son oyun ama. Senden iyi bir uyku sersemliği var ya. Bende var Saat çünkü kaç? saat şu an Yani gerçekten belki ters olarak saat 3, 2 diye görmeyin. 2 değil. Saat Gerçekten bayağı 2 3. değil. 2 de Hadi. olsa 2 de geç. Gerçekten 2 de geç. Öldür bari, öldür Bir de öldürek ya biz. de. Aynen. Evet, aynen. Şimdi mobille gelsem bayağı bir yabancı. İlk defa mı oynuyor? İlk defa zaten yani bütün oynadıklarım oyun şu anda ilk defa PUBG Aynen. hariç. Evet. Hani çoğu oyunun performansını gördünüz zaten. Bir de mantığını anlamaya çalışıyorum şu an. Mantığı da zor. Çünkü Bak 2 kişi geliyor şu an. şu an Kaçmam lazım. üstüne kaç kişi geliyor bilmiyorum. Ama öldüm bence. Bence de öldüm. Şuradan bir şeyler alınıyor ama benim üstüme gelmedi. Nur. Daha Bak iyi. kaçabilirsin şimdi. Bak ne yapıyor musun? Şimdi şey yapmam Saklan lazım. orada. Orada F saklan. alayım. Saklan. Bitki çalının arasına git, sana bir şey yapacağım. Evet. Dur orada. Durmam orada. Bak da kıpırdatma. Hani oyunun bayağı bir acemisisin, ben onu fark ettim. Bekle canım Bir dursun, de sonra gidersin. çok yani çok değişik. Bu hepsinden değişik. Bu acayip bir şey. Sen videoyu çekmeden önce bana şey diyordun ya, senin ürün incelemelerin Ha. hakkında. Meşhur ya. Takip ediyorsanız gerçekten bilirsiniz bunu. Ben gerçekten hele bu ismi vermeyeyim tanıtım videosunda, bir tanıtım videosunda şu hareketine bayıldım. Bayıldım dediğim hoşuma gitmesi hariç gülmekten bayıldım. Şu mevkiyi tanıyorsunuz zaten. Bu mevki unutulmayacak bir mevki değil zaten burası. Bir de şu var. Bir şey daha vardı. O aklıma geldi. Ne merak ettim. Evet Kendisi arkadaşlar. iyi takipçimdi. Öyle böyle değil gerçekten. Şu an şöyle bir size hemen açtıktan sonra göstereyim. Şu sesi herkes duymuştur. Herkes duymuştur bak gerçekten abi söylüyorum. Evet. Yok kötü bir ses değil bence. Yani adapte Sen olmaz bence sesi bence bir o. yandan oyun Yani bilmiyorum. Tek ben mi gördüm onu bilmiyorum ama siz de görmüşsünüzdür. Eğer gerçekten iyi sağlam bir şekilde takip Ya ediyorsanız. zaten yakında kanalı sistemini komple bir ürün incelemeye çevirmeyi düşünüyorum. Ama kutu Artık fırlatma olmazsın lütfen. çevremdeki Kutular... insanlar, bak çevremdeki insanlar yanıma gelirken bir şey fırlatıyor Yolda gelirken mesela ayakkabı kutusu alıyor adam. Hiç görmediniz onları. artık. Yani bu oyunda zaten senden pek bir beklentim yok. Hani sistemin nasıl çalıştığına bak. O her yere ben elimden geldiği kadar tuş atamaya çalıştım. Ama bu arada benim saçım bayağı bir dağılmış artık ya. Şu an bir de size bir şey söyleyeceğim. 4 Siz saat oldu zaten diyor.
İkinci kapı 4 saat olmuştur bence. Zaten 10.30 civarıydı. Ben şu an yani sizi gerçekten söylüyorum. Benim bastığım sadece 2 tuş var. Bir mouse click tuşu, bir de 2 tuşu. Evet, şu an öleceğim. Bir şey yok. Eminim. Oyunu da fazla uzatma. Kapat hep onu da yeter ya. Bence ben... bu gerçekten bu oyun... Ya bence bu oyun için klavye mouse gerekmez. Gerekmiyor. Yani. Bu oyuna zaten klavye mouse'u koyulmasının biz koyarken de mantıksız olduğunu gördük. Evet, evet. Çünkü mouse zaten mouse'un bir amacı yok. Evet. Mouse'u kullanmadıktan sonra klavyenin kullanmanın zaten bir hiçbir amacı kalmıyor. Ya şimdi ben sana şu oyunun da sesini kısayım bu arada. Bu klavye mouse sistemi yani cihazın hiçbir önemi yok. Hangi cihazı oynadığının bir önemi yok. Klavye mouse'da bu tür oyunların farkı var mı yok mu? Çoğu kişi bence bunu bekliyordur. Bu tür oyunlardan bahsettiğimiz Zula'ydı zaten oynadığımız. Evet. PUBG. Evet. Call of Duty. Call of Duty. Mobile Legends. Mobile Legends bir de bir oyun daha vardı şu da. Değişik bir Counter oyun. Gibi. Counter değildi onun ismi. Değişik bir ismi var. Ama o, yani gerçekten oynadığımız oyunlar güzel yani. Zaten dünya sıralamasında oynanan bir oyunlar. Kalite olarak kalite derseniz gerçekten hepsi kalite. Evet. Ama bana sorarsanız en güzeli PUBG. Ben PUBG'den ziyade Call of Duty de bence iyiydi. Call of Duty evet. kaliteden kastettiğim grafik olarak, kalite olarak PUBG ama yani Call of Duty'de oynayış açısı, akışkanlık açısı gerçekten öndeydi. PUBG'ye göre bir tık bence öndeydi. Evet. Bence öndeydi bir tık. Çünkü oynayışta onu fark ettim. Çok yani böyle mesela PUBG'de kasılıyordum. Gerçekten evet. Kasılıyordum. Kasılmamın nedeni klavye mouse'a alışamamak. Ama şeyde neydi onun adı? Call of Duty. Evet, Call of Duty. Call of Duty'de daha hızlı alıştım çünkü tuş şeyi daha kısıtlıydı. Hı-hı. Tuş kombinasyonu daha kısıtlıydı. O yüzden bana sorarsanız Call of Duty beni cezbetti. Evet. Ama ben bu arada Yusuf ilk defa oynadı bu tür. Gerçekten ilk defa oynadım. Zaten elimi gördünüz ikinci kameramızdan. Elimi yani acayip tuşlara klavyenle basmadığım yeri kalmadı arkadaşlar. Onu şey söyleyeyim. Ya, rastgele. Sen basın ya. Bölüm geçmeye mi çalışıyordun? Yüzüme bir nevi %90 şanslı rastgele tuşlara basarak yaptı. Şimdi zaten göreceksiniz videoda. Ben editledikten sonra. O bıçak sahnesi 10 numara ya. Onu kaçırmayın derim. Ayrıca bomba. Bombayı yani Abidin abi hatırlatmasa zaten bomba olduğunu unutmuştum orada. Bombayı attığım zaman adamların arasında bomba attım. O da güzeldi. 3 kişiyi birden aldım. Evet. Orası mükemmeldi. Orayı da kaçırmayın bence. Yani bu videoyu bence ilerletmeden izleseniz sizin için. Evet. Yani ama gülmeniz zaten... açısından yani. Bu zaten gerçekten biz oyun... Tamam oyunu oynadık. Bir şey söyleyeyim eğlencesi ya. Açısından. Biz bunu videonun sonunda değil de başına mı koysun? Bence de öyle. Çünkü şu an zaten oyun içi her şeyi... O zaman giriş yapalım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abidin abinin kanalı zaten biliyorsunuz. Takipçilerimiz bilir zaten. Zaten ünlü hareketleri de var biliyorsunuz. Kutu fırlatma olsun. Masa kırma olsun. Fayansımız delindi. Dekorasyoncu çağırdık bu arada. Neyse ya. Ben hoş geldim. Hoş buldum. Gerçekten beni güzel ağırladın abi. Ne demek canım. Hani elimden geldiği kadar. Yani bunun bir de kamera arkası çekilse gerçekten gülme krizine girersiniz. Yıkılırsınız. Çünkü. Şuradaki de ya. Şurada. Oradaki. Meslek soru. Abi kapatak ya. Bence de. Bence kapatak. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İnşallah eğlenmişsinizdir. Hani biz. Çekerken eğlendik. Siz de eğlendiyseniz biz çok mutlu oluruz. Hani tanıtımdan çok gırgır şamataya vurduk. Bizden bu kadar. Senin var mı eklemek istediğin bir şey? Yok abi. Yoruldu. Ben yoruldum gerçekten. Yoruldum şu an. Sana bir söyleyeyim mi? Saatin hiç farkında değilim. Konuyu açıyor biz kapatalım. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. Biz kapatalım.